Merhaba arkadaşlar, Orta Dolaba kanalının en lezzetli oyun kanalına Oyunlu Mamuller'e hoş geldiniz. Ben Fuat Alpay. Bugün sizlerle Son Bakış serisinin ikinci bölümüyle beraberim. Öncelikle sizden bir önceki bölüm için özür diliyorum çünkü bir önceki bölümde oynadığımız Temple Tantrum'un bu kadar kötü bir oyun olabileceğini hiç hesaba katmamıştım. Hani kötü olabileceğini bekliyordum ama bu kadar kötüsünü beklemiyordum. Bu kadar kötü bir şey olacağını bilsem ilk videoya koymazdım, aralara falan serpiştirdim en azından. Oynaması işkenceydi, kurgusu işkenceydi. Kim bilir sizin için izlemesi ne kadar büyük bir işkence olmuştur. Neyse lafı fazla uzatmayayım. Bakalım daha ne kadar kötü oyunlarla karşılaşacağız. Bakalım bu bölümde bizi hangi oyun bekliyor. Evet arkadaşlar, şimdiki oyunumuzun ismi Devil's Share. Hemen notlarıma bakayım isterseniz. Devil's Share'ı da Steam'den %80 indirimle 40 kuruş almışız. En azından Temple Tantrum'dan daha pahalı bir oyun. Bakalım fiyatını karşılayacak mı? Bir anda şu anda menü müzik durdu saçma sapan bir şekilde. Sebebini bilmiyorum. Her neyse devam edeceğim. Çok da hoş gözükmeyen bir şeytanımsı bir şey bize bakıyor şu anda menüde. Options sekmesi yine koymamışlar. Bunun yerine beyaz fontlarla kontrolleri menünün şurasına gömmeyi daha uygun görmüş yapımcılar. Normal klasik VSA'de Spacebar falan filan Inter Milan. Tamam başlayalım arkadaşlar. Bir de Silly mod koymuşlar şuraya. Evet anladığıma göre daha bir iğrenç bir mod. Biz normal play deyip normal modumuza başlayalım. Bakalım bu sefer neyle karşılaşacağız. Mesela şu anda oyun donmuş gibi bir şey oldu. Ve geldi. Bu normal bir şey mi? Heh. Mouse öncelikle ekrandan kaybolmadı. Tıkladığım zaman kayboldu ve mouse kontrolü oyunda bana geçti. Şimdi ne diyor? Explore the gas station. Tamam. Şurayı bir araştıracağız. Sol aşağıda 100 yazıyor. Küçücük bir sağlık barı koymuşlar. Arayüz koymuşlar. Yani en azından rahatsız etmiyor öyle söyleyeyim. Tam kötü şu anda modellemeler falan grafikler odun ama rahatsız etmiyor. Oo. Şurada parlayan bir şey mi var? Allah Allah. Böyle bakınca gözükmüyor. Camın arkasından bakınca gözüküyor. Her neyse. Search the tools. Şurada yeşil bir şey var. Vice. Tamam. Bunun herhangi bir kontrolü var mı yoksa hep böyle mi tutacağız saçma sapan bir şekilde acaba? Ha bununla da vurabiliyoruz. O da olur. Devam edelim. Zaten direkt burada yani yeşil bir şey direkt gel bana gel bana diyor zaten 10 kilometre öteden belli ediyor kendisine. Şu ses efekti de yani durduk yere çıkıyor falan. Find the case. Zaten eşek gibi anahtar kafamızdan daha büyük. Al abi. Tamam. Şimdi arkadaşlar ben her türlü zaten geliyor şu anda atmosfer. Ben her türlü korkarım. Hani benim bir oyundan korkuyor olmam o oyunun iyi olduğu anlamına gelmiyor. Onu bunu baştan söyleyeyim. Bunlar neymiş ya bu arada? Anam. Sen kimsin? Aha bir darbeyle ağzına sıçtım. Ulan ben de diyorum bu kırmızı kırmızı şeyler ne uzaktan. Neyse devam edelim arkadaşlar. Bak bak Allah aşkına. Yalnız daha hiç dibime gelmeden can barım azalmaya başlıyor. 70'e düştüm. Saçma oldu yani hiç hoşum... Lan! Sus! 50'ye düştüm. Yok buna bizim bir çözüm bulmamız lazım. Bak bu da geliyor. Bak mesela hiç daha yanıma gelmeden canım azaldı. Zaten bu gidişle gidersek biz hemen 2 dakikada öleceğiz. You have missed some important steps. Bir şey kaçırdınız diyor.
Hay senin. Öleceğiz yok. 10 canımız kaldı. O zaman biraz daha hızlı hareket etmek gerekiyor demek ki. Nereye bakmadık biz bu arada? Şu aralara falan mı bakmamızı istiyor acaba oyun bizden? Hım. Tabanca. Kaç kurşunu var? Hoparlörümden göremiyorum. 10 kurşunu var arkadaşlar. En azından yanımıza gelmeden... Aa. O kadar canı boşuna kaybettik. Biraz medikit falan bulalım bir yerden. Bir şeyler yapalım. Büyük ihtimalle öleceğiz zaten. Bir daha başlarız oyuna. Gel abi. Tamam. Şimdi nereye gidelim? Anam. Aa. Ne, en baştan mı? Yok artık. Hakikaten mi en baştan? Yok değil. Tamam. 1, 2, 3, 4 tuşuyla arkadaşlar envanterimizde geziniyoruz ama bu sefer 5 mermi verdi. Yine aynı yere bakayım. Mesela burada bu sefer o yeşil şey var mı? Yok. Demin de aynı yere ateş ettim. Niye algılamadı bilmiyorum o öldüğüm pozisyonda az önce. Şuradan bana mermi çıkar mı? Çıkmaz. Sıçtık. Çünkü düşman sayısında bir azalma yok. Ha, şu biraz hızlı geliyor. Sen öl abi. Sen de öl abi. Arkadaşlar oyun iyi değil ama kötünün iyisi öyle söyleyeyim. En azından geçen bölümki gibi bir rezillik yok. Yoksa ses efektleri falan ağlıyor yani. Grafikler falan ağlıyor. Heh, geçmiş olsun. Neyle vuracağız biz şimdi sana? Şimdi evleri araştır diyor. Biraz hızlı olalım yoksa bunlarla oyalanırsak işin içinden çıkamayız. Lan? Abi neye basacağız işte, tamam yeşil. Allah'ım F'ye basıyorum işte, daha neye basmamı bekliyorsun benden? Yok, abiler bize bu kapıyı açmayacak büyük ihtimalle. Bu arada bir tanesi daha dibimizde bitti. 50 canımız kaldı. Açıl. Açıl. Yok, yine bir tur daha öleceğiz arkadaşlar. Durum onu gösteriyor. Başka eve bakalım. 20 canımız kaldı. Her şey o kadar yolunda gitmiyor ki şu anda. Yok bir de az önce bu yeri bir daha almıştık. Sırayla bulmamız gerekiyor bir de. Öyle bir saçmalık var. Mesela bizim buradan içeri girmemiz gerekiyor. Senin ölüm animasyonuna şey yapayım ya. Al. Yok çabalıyorum. Gerçekten ölmemek için çabalıyorum ama olmuyor. Aman ne güzel. Bu sefer de hiç mermi vermedi arkadaşlar. Ne olacak ki böyle şimdi? İğrenç bir şey oldu. Arkadaşlar new game yapıp tekrar geri döndüm oyuna. Kesmek zorunda kaldım çünkü yine bir menü yok oyunda. Quit dedim direkt masa üstüne döndü falan. En baştan başlayacağız. Olacak gibi değil çünkü. Bu sefer biraz daha hızlı oynayacağım. Önce şu anahtarı alacağım. Yok ama oyunda genel bir olmamışlık var. Dikkatinizi çekmiştir zaten. Evet, burada bir takım bir parçalanmışlıklar var. Parçalanmışlık nasıl bir kelimeyse bu arada. Ne yapalım şimdi? Senden başlayalım abi. Yürüme animasyonu yok ya. Kayarak geliyor böyle falan. Bak, Allah aşkına. İki mermi gitti ya. Sadece yaklaştıkları zaman yürüme animasyonu eklemişler büyük ihtimalle. Bak, mesela şu anda kayarak geliyor hiç.
Aha açıldı bu sefer. Bu başka bir kapı ama. Ne oluyor? Bir saniye. Bu ne oldu böyle? Ben hiç anlamadım. Şu anda sürünüyoruz saçma bir şekilde falan. Aa, kontroller kaydı gitti valla. Ne oldu? Açıl. Lan alacaksan al. Aha yine bir şey geldi. Oho bu kontrollerin bu kadar kötü olmasıyla bu oyun oynanmaz. Mümkün değil. Mesela bakın. Şeyin ışığın altı falan geçmiş arasın lan. Bir ses efekti şu an beni benden aldı ama. Ne aldık? Ben hiç anlamadım ki. Şarjör. Lan. Ve whip diye bir şey geçti. Saçma sapan bir ses efekti oldu ama ortada bir şey yok. Gerildim ya. Yalnız bu arada karakterimiz merdivenden falan çıkma, eşikten falan geçme özürlü. Ben yanlış bir şey mi yapıyorum diye merak ettim de yok. Oyunun genel dandikliğinden kaynaklanıyor. Eşek gibi anahtar var ama alamıyorum. Heh, aldım. Go into the store. Tamam. Bayağı da mermimiz oldu lan, iyi. Şuraya çıktık mı biz? Oraya da bakalım. Arkadaşlar efektler geldi. En ufak müzik namına bir şey yok. Müziksiz bir şekilde efektler de ister istemez tırsıttırıyor adamı. Her ne kadar oyun kötü olursa olsun yani. Geçsene evladım. Şimdi az önce gidemediğimiz şuraya gideceğiz. Tamam. Hani mişinelerimiz varmış. Şimdi oyunda bir amaç gözüme çarpmadı. Zaten huy herhalde. Bir önceki oyunda da yoktu en ufak bir cutscene, bir video falan filan. Hadi onu koymadın. Bu ne? Huu. Ne oluyor bunları yakınca acaba? Light fires on the road. Yoldaki ateşleri yak diyor. Yakıyoruz. Hani bari video falan koymadın. Tamam beklemiyorum da hani hikaye namına bir iki cümle bir paragraf yazsan iyi olabilirdi yani. Şuralara falan giriliyor. Yalnız bu oyun bu şekilde bitmez ya. Hani nereye varacağımız hakkında en ufak lan. Kim bana vuruyor şu anda? Çok salakça oldu şu anda ya. Odanın içine girmemiş adam canımı götürdü ve öleceğim büyük ihtimalle. 10 canım kaldı çünkü. Arkadaşlar ölünecek bir oyun değil. Salaklığa ölüyorsunuz yani. Hata yüzünden ölüyorsunuz oyunda. Yoksa gayet de basit bir oyun esasında. Şu evin içine girdik mi? Evin içine girmeye korkuyorum çünkü saçma sapan ölüyoruz, hasar alıyoruz. Şu eve bir bakayım. Mouse'u bile kontrol edemiyorum ya. Eşikten yine geçemiyor karakterimiz. Çıksam mı? Çıkınca kesin öleceğim. Bir tane çıkacak alt kattan bir tane bir şey. Çarpacak bana öleceğim gibi bir his var içimde. Açıl. Açıl. Yok buralardan bir şey çıkmayacak ya. Aha. Bak bak nasıl geliyor bak it. Şimdi aha. Geldi bir tane daha. Bu arada mermimi hay vurup harman savuruyorum. Çünkü bir dakika hoparlörümü çekeyim. Eşek gibi mermimiz oldu arkadaşlar. Sadece bir can eksikliği var. Oyunda genel bir. Nereye gidecek acaba oyun? Merak ediyorum. Özellikle bu canla. You have missed some important bir şey. O boss gibi bir şey miydi ya? Ölmedi.
Yok artık, en baştan mı? Şimdi arkadaşlar, oyuna yeni baştan başladım. Şu tepeye çıkmadığıma karar verdim. Mesela burası daha bir geride kalmıştı. Ya sen yoktun oradaki. Sen orada yoktun. Şu tepeye bir çıkalım. Belki kaçırdığımız şey, bize kaçırdığımızı söylenilen şey bu olabilir. Ya. Resmen yoktan var oluyor şerefsizler ya. O kadar yokuş çıktığıma değse bari. Şuradan bir şey bekliyorum açıkçası. Yuh. Böyle bir şey yok. Tamam, bu evi boşuna koymuşlar haritaya, anlaşıldı. Sen de öl. Şimdi arkadaşlar, oyunun bence eksikliği düşmanların yoktan var olması, saçma sapan bug'lar. Bug'lar oyundaki en kötü problem. Onun dışında zaten çok fazla kalite beklemiyorduk grafiklerden ve seslerden. Yani oyuna bir açıdan bakıyorsun çok kolay. Mesela mermimiz şu anda yüzlerce. Ama bir açıdan bakıyorsun çok zor çünkü canavarlar yoktan var oluyor. Ne bileyim, sizin yakınıza gelmeden canınız gidebiliyor. Mesela sen burada yoktun. Ve hikaye namına en ufak bir şey sunmuyor. Biz kimiz, ne yapıyoruz, neciyiz? Find the shotgun. Uuu, shotgun da var. Az önce şu adam, farkındaysanız 5-10 mermide ölmemişti. Allah aşkına. Şimdi buradan bir yerden bizden shotgun bulmamızı istiyorlar. Ve emin adımlarla shotgun arıyoruz arkadaşlar. Pek de zannetmiyorum esasında buradan bir yerden shotgun çıkacağını ama. Buradan bize shotgun... Anam! Ya bak, şunu sevmiyorum işte. Öleceğim. Ondan sonra oyun yine en başa atacak. Çıkar şimdi bir tane daha. Canımızı götürür. Ya sen burada yoktun ya. Of, tamam. Daha fazla oynamayacağım arkadaşlar. Çünkü en başa en başa en başa atıyor sürekli. Arkadaşlar, oyunlu mamul olarak her türlü pisliği yapıyoruz ve şu oyunu tekrar tekrar oynuyoruz. Yine geldik az önce öldüğümüz yere. Ve burada gereğinden fazla oluşuyorlar artık. Önünü alamıyorum artık cidden. Nereye gitmem gerektiği hakkında en ufak bir fikrim yok. Yani şurada durduğumuz müddetçe her odadan 5'er 10'ar tane şey çıkıyor. Ne halksa şunlar, ondan çıkıyor. Bakın mesela. Kapılı kapıdan mı geçen dersiniz, yoktan var olan mı dersiniz? O kapı açılmıyor. Demek ki ondan önce başka bir yere gitmemiz gerekiyor. Burada açılan bir şey var mı? Yok. Shotgun var mı? Shotgun da yok. Cidden bilmiyorum. Yok. Şöyle söyleyeyim, artık kapatalım videoyu. Çok oldu. Çok bile dayandım. Oyun kötü. Ama birinci bölümümüzdeki oyun kadar kötü değil. Temple Town kadar kesinlikle kötü değil. En azından derler yani, nefes alsa yeter diye. Bu oyun nefes alıyor. Ve evet, kız arkadaşım yok. Onun dışında şu evin içine girmek istiyorum ama giremiyorum evin içerisine. Hem kapı açılmıyor hem de saçma sapan... Aha mesela. Yuh. Bence shotgun bu evin içinde ve ben giremiyorum. Yok tamam, öldürün beni de bitsin bu işkence ya. Ha tamam, gel ye beni hadi. 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 Evet. Öldük, nihayet öldük. Yine oyun bize en başa attı arkadaşlar. Bir son bakışın daha sonuna gelelim.
İlk ve son olsun böyle oyunlar. Sakın ha ben yaptım siz yapmayın arkadaşlar. Oynamayın. İsterseniz bir artılarımızı eksilerimizi yazalım. Genel bir puanlamamızı yapalım. Daha sonra videomuzun sonuna gelelim. Daha iyi, lütfen daha iyi oyunlarla bir arada olmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.